Hoppa! Bildiğiniz gibi Fenerbahçe maçları bizim için ayrıdır. Hele kendi seyircimiz önünde ne olursa olsun her zaman kazanmak isteriz. Bugün yine bunu başardık. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir galibiyet aldık. Galibiyeti yine onlara armağan ediyoruz. Onun dışında maçtan önce Sayın Başkanımız bizi ziyaret etti. Bu maçı kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi. Önce kendimiz için, sonra taraftarlarımız için, ondan sonra da kendisi için oynamamızı rica etti. Biz bu galibiyeti başkanımıza da armağan etmek istiyoruz takım olarak. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür ederiz. O her zaman yanımızda, onu biliyoruz. Onunla ilgili de bunları söylemek geldiği içimden kaptan olarak ona sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz takım olarak. Fenerbahçe maçlarından sonra, galibiyetlerinden sonra bayram havası yaşanıyor bildiğiniz gibi. Soyunma odasında da bir bayram havası vardı. Herkes çok mutluydu. İnşallah bu mutluluğu sezon sonuna kadar götürebiliriz. Mutluluk bugün yaşandı. Yarına kadar devam edebilir. Yarın bitmesi gerekiyor. Çünkü her maçımız zor, her maçımız büyük. Salı günü de Borussia Dortmund'da önemli bir maçımız var Şampiyonlar Ligi'nde. Her maç zor, her maç final. Bundan sonra inşallah bu tür galibiyetlere devam ettireceğiz. Taraftarımıza armağan edeceğiz yine de. It was a great evening for everybody who loves Galatasaray and for me as well. Öncelikle şunu belirteyim, gerçekten zor bir maçtı ama iyi oynayan bir Galatasaray, güzel goller ve sonrasında gelen önemli bir 3 puan vardı. Bütün herkesi, bütün arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele eden bir takım vardı. Bugün sahada galibiyeti hak eden 3 puan hak eden tek bir takım vardı. O da galibiyeti aldı zaten. Diğer taraftan taraftarlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizi her zaman destekliyorlar. Özellikle biliyorsunuz Pasolik'le ilgili sıkıntılar olabiliyor. O yüzden birazcık sayı anlamında düşmeler olabiliyor belki. Ama ona rağmen bugün yine çok iyi bir Galatasaray taraftarı vardı. Bizi destekleyen bir Galatasaray taraftarı vardı. O yüzden sizin aracınızla bir kere daha bütün herkese çok teşekkür etmek istiyorum. I think it was the right moment to score these two goals and to punish him. Bir futbolcu topu aldığı zaman, bunda en iyi bilen tabii ki Hakan Şükür'dür. Topu aldığı zaman, topa dokunduğu zaman vurmadan onu hisseder, onun gol olacağını veya nereye gideceğini. Ben de o şekilde iki topta da gerçekten topa dokunduğumda vurmadan önce hissettim. Vurduktan sonra da zaten daha gol olmadan kutlamaya başladım. Tabii ki diğer taraftan Volkan'a değinmek istiyorum. Çünkü o dakikaya kadar hep zaman geçirmeye yönelik hareketler yapan bir Volkan var. O yüzden bence doğru zamanlarda doğru şekilde cezalandırdığımı düşünüyorum onu. I want to say like everybody needs to come to the stadium to support us and then we're gonna give you the 3 points again. Taraftarımız tabii ki maça çağırıyoruz. Bizim onlara çok ihtiyacımız var. Onlar bizimle olduğu sürece biz 12 kişi oynuyoruz rakiplerimize karşı. Mesaja gelirsek taraftarımıza mesajı, ben ilk dakika düdük çaldığı zaman zaten herkes oradaki mesajımızı görecek. Nasıl oynadığımızı. Bizi yalnız bırakmasınlar ve bir kere daha güzel bir gece yaşayalım hep beraber. Böyle derbi maçlarda oyundan çok skorun çok daha önemli olduğu maçlar bunlar. Taraftarımız, camiamız açısından. Oyunun değil, skorun öne çıktığı maçlar. Bilmiyorum hocam ve Hakan abi katılır mı? Biz bunu başardık bugün. Açık söylemek gerekirse iyi oyundan ziyade skor önemliydi. Bravo. Bunu alıp rakibimizin 3 puan önüne geçtik. Açıkçası çok mutluyuz. Şimdi bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Başakşehir. Yavaş yavaş ilerleyerek gitmek istiyoruz. Benim futbol geçmişime baktığınız zaman eğer oynamak için ufak bir ışık varsa geçmişte oynadığımı görmüşsünüzdür. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun. Benim sakatlığım şu anda da geçmiş değil ama böyle maçlarda insan her zaman sahada olmak istiyor. Ben de bugün sahada olmak için her şeyi yaptım. Ben sağlık heyetimize de hepsine çok çok teşekkür ederim. Çok yakından ilgilendiler. 2 hafta boyunca hiç takımla çalışmadım. Kesinlikle takımla çalışmadan bugün sahada olmak istedim. Hocam da bana güvendi, görev verdi. Dediğim gibi futbol geçmişime baktığınız zaman en ufak bir ışık varsa ben her zaman oynarım. Hoppa! Messi!